Çok kıymetli Genel Başkanım, Profesör Doktor Haydar Başbey, Genel Başkan Yardımcılarım, burada bulunan sivil toplum örgütleri, temsilcileri ve siz değerli misafirler, ekran başında bizleri takip eden bütün izleyicilerimiz, hepinizi saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Programımız Profesör Doktor Haydar Başbey ile sosyal medya buluşması ve bizlerin burada tabii birbirimizi çok fazla tanımıyoruz. Belki birçoğumuz ilk defa birbirini görüyor. Ama hepimizin ortak noktası nedir? Hepimizin ortak noktası Profesör Doktor Haydar Başbey. Onun için buradayız. Ne mutlu ki bize öyle bir milletin içindeyiz ki içinden 20. yüzyılın liderini çıkarmış. Yine öyle bir milletiz ki içinden 21. yüzyılın da liderini çıkarmış. O yüzden ne kadar gurur duysak azdır. 20. yüzyıla damgasını vuran Mustafa Kemal Atatürk'ü her yönüyle beraber Profesör Doktor Haydar Başbey, hoş geldin Atatürk eserinde müdellel bir şekilde delilleriyle beraber önümüze koydu. Atamızın gerçek yönlerini bize tanıttı. Ve gördük ki atamız her konuda dahi olan bir insan. Sadece askeri bir deha değil. Sadece ekonomik bir dahi değil. Her konuda, din konusunda da, insanlık konusunda da, her konuda dahi bir insanı bize tanıttı Profesör Doktor Haydar Başbey. Bakın 21. yüzyıla milli ekonomi modeliyle, sosyal devlet, milli devlet teziyle beraber damgasını vuran Profesör Doktor Haydar Başbey de birçok konuda deha olan, üstün özelliklere sahip olan bir kişilik, bir şahsiyet. Birinci Milli Ekonomi Modeli Kongresi'nde Amerika'nın Illinois Üniversitesi'nden gelen profesörü, ilim adamını bizler havalimanından aldık. Programın yapılacağı Grand Cevahir Otel'e doğru arabada götürüyoruz. Bize bu Amerikalı profesör ne dedi biliyor musunuz? Profesör Doktor Haydar Başbey'e büyük bir hayranlık besleyerek. Kapitalizmin şartları içerisinde milli ekonomi modeli gibi bir eseri yazmak ancak bir dahinin işidir. İçinizde bir dahi var, onun kıymetini bilin dedi. Ama bizler bilemedik. Neden? Çünkü Profesör Doktor Haydar Başbey modelini 2005 yılında ortaya koydu. Ama 1990'lı yıllarda buradaki genel başkan yardımcıları arkadaşlarımız da bunu çok iyi bilirler. Klasörler halinde o dönemin bütün siyasi parti genel başkanlarına bu projeler götürüldü. Bir tanesine de ben şahidim. Ve bu klasörler çözüm olarak onlara sunuldu. Denildi ki bakın şu projeleri uygulayın, bu ülke IMF'den kurtulsun, kapitalizmden kurtulsun, tam bağımsız bir devlet olsun. Ne yaptılar biliyor musunuz? O bildiğiniz, tanıdığınız bütün siyasi parti genel başkanları aldılar, o klasörleri çekmecelerine koydular ve sümenaltı ettiler. Bunu gören, bunu duyan Profesör Doktor Haydar Başbey 2001 yılında Ankara'da bir toplantı gerçekleştirdi. Ve dedi ki hiç unutmam, bu siyasiler, bu liderler milletin iradesini meclise taşımayacaklar. O halde milletin iradesini meclise taşımak bizim vazifemizdir. Partimizi kuruyoruz dedi. Ve Bağımsız Türkiye Partisi 2001 yılında kuruldu. Bakın, sonra millete tek tek gidildi. Kapı kapı gidildi. Köy köy gidildi. Profesör Doktor Haydar Başbey 2002 seçimlerinde şunu bekliyordu. Hani siyasiler bunu görmezden geldiler. Verdikleri sözler sebebiyle küresel iradelere. Bunu anladık. O halde biz milletimizle buluşalım. Milletimize bunu anlatalım. Kapı kapı dolaşıldı, anlatıldı. Ama
Maalesef milletimiz de bunun kıymetini görmedi, bunu anlamadı. Neden? Bakın noter tasdikli taahhütnameler verilmesine rağmen milletimiz görmezden geldi. Bunun üzerine Prof. Dr. Haydar Başbey dedi ki, biz bunu bir esere dönüştürdük milli ekonomi modeli olarak. Bunu dünyaya tanıtalım. Madem ki Türkiye'nin siyasileri, Türkiye'nin milleti kendileri için biz bunu yazdık ama bunu görmezden geliyorlar. Biz bunu dünya insanlığına açalım. Bari onlar uygulasınlar da en azından bizimkiler de onları örnek alır da uygular. Ve 2005 yılında 40'ı aşkın ülkeden 150 bilim adamıyla 1. Milli Ekonomi Modeli Kongresi yapıldı. Ve bu kongre 10 kez tekrar etti. Almanya'nın Heidelberg vilayetinde, Bakü'de, Kıbrıs'ta toplam 10 kongre yapıldı. Bu kongrelere toplamda 550 tane ilim adamı geldi. Ve dediler ki dünyanın Haydar Hoca'ya ihtiyacı var. Bu model kapitalizmi yıkacak olan, çözüm olan tek modeldir dediler. Ve aldılar bunu ülkelerine taşıdılar. Ve ilk uygulayan Rusya oldu. Buraları hızlı geçiyorum. 2006 yılında Milli Ekonomi Modelini 3 yıllık kalkınma planını aldı. 2008 yılında Çin'le beraber milli paralarla ticaret formülünü uyguladı. Modelin 277. sayfasındaki bir proje. Milli paralarla ticaret. Ardından gördükleri fayda sebebiyle Ruslar Profesör Doktor Haydar Başbey'i Duma'sına davet ettiler. Rusya Duma'sına. 27 Şubat 2013. Profesör Doktor Haydar Başbey 6 saat Rusya'yı yöneten iradeye ve gençlerine milli ekonomi modelini anlattı. O parlamentoda tek konuşan isim var. Çin Devlet Başkanı. O da 3 dakika. Profesör Doktor Haydar Başbey Devlet Başkanı kapısından alındı. 6 saat modelini anlattı. Ayakta alkışlandı. Türk düşmanı olarak bilinen Jirinovski ne mutlu Türk'üm diyene dedi. Biz dedi Türkiye'ye baktığımızda bakın Jirinovski'nin ifadesidir. Bu kulaklar onu duydu. Jirinovski dedi ki biz Türkiye'ye baktığımızda iki tane lider görüyoruz. Birincisi Mustafa Kemal Atatürk, ikincisi Haydar Baş'tır dedi. Ve 27 Şubat 2013'ten sonra Rusya milli ekonomi modelini tümüyle uygulama kararı aldı. Bir hafta sonra Çin Ulusal Halk Kongresi'nde milli ekonomi modelini rehber prensipler olarak ekonomisinin merkezine aldı. Ve çok ilginçtir bakın 2013 yılında bunlar oluyor. 2014 yılının dünya lideri Putin. 2015 yılının dünya lideri Putin. 2016 yılının bunu seçen de Amerikan halkı yanlış anlamayın. Amerikan Forbes dergisinin araştırması bunlar. 2017 yılının dünya lideri Putin. 4 yıl üst üste Amerikan Forbes dergisi Putin'i dünya lideri seçiyor. Trump'ı aşağı atıyor. 2018 yılında Çin milli ekonomi modelini daha iyi uyguladı ve 2018 yılının dünya lideri Xi Jinping oldu. 2019 yılında dünya lideri Xi Jinping oldu. Şimdi şunu da bitiriyorum. Şunu soruyorum size. Xi Jinping daha önce de vardı. 2013'ten önce de vardı. Putin 2013'ten önce de vardı. 2000 yılında Rusya Devlet Başkanı oldu. Peki neden 2014 yılında dünya lideri seçildi? Milli ekonomi modelini tümüyle uyguladığı için. Soruyorum. Peki gerçek dünya lideri kimdir? O fikirleri ortaya koyan mı? Yoksa onu uygulayan mı? O fikirleri ortaya koyandır. Yani Forbes dergisinin ve benzerlerinin aslında dünya lideri seçtiği tek bir isim var. O da Profesör Doktor Haydar Baş'tır. Sözlerimi tamamlarken diyorum ki bakın Elazığ'da bir deprem yaşadık. Aslında şunu söylerler. Deprem yıkmaz, binalar yıkar derler değil mi? Ben biraz daha açacağım bu konuyu bir cümleyle. Deprem yıkmaz, kapitalist sistem yıkar.
Çünkü o binaları yapmayan, eksik yapan, yaptıran ve milletine hizmet etmeyen sistemin adıdır kapitalizm. O yüzden bu insanları öldüren kapitalizmdir. Artık bu gemiden inelim. Profesör Doktor Haydar Başbey'in milli ekonomi modeli gemisine binelim diyorum. Saygılar sunuyorum.